Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akayı ve dizilerdeki monotonluğu tartışacağız Tonguç. Hocam kumanda varsa değiştirebilirsiniz. Kumanda yoksa mecburen o dizini monoton monoton sıkıcı bir şekilde izliyorsunuz hocam. Ya bir şey monoton yok. ne demek Tonguç o zaman? Sıkıcı. Ya sıkıcı değil hayır tek düze demek. Tek düze Ha. He. Hep aynı şekilde ilerliyor. Mono tek yani. Evet vay gerçekten latincenin de olması Duo, çok. İki. Vay <laughs> triye söyle üçü ah Tıp, onu, onu söylediniz hocam. Evet. Şimdi Tonguç bak kural şu Tonguç. Eğer bir dizi monotonsa tek düze şeklinde ilerler. Mesela şöyle düşünelim. Bak ee, bir örnek verelim sana. Kadın isterse. Kadın isterse. <laughs> Elan dizilerde monotonlukta şunu düşüneceğiz. Mesela 3, 5, 7, 9. Bu monoton bir dizi. Monoton Aynen. bir şekilde. Tek düze bir şekilde ilerliyor. Senin hayatın tek düze mi Tonguç'um? Hocam ee, esasında duygusal anlamda evet. Hep ben ve kendi yalnızlığım var. Evet bu monoton şeklinde ve artan şeklinde ilerleyen dizi değil mi? Hep evet. sürekli artıyor. Mesela desek ki 8, 7, 6, 5. Bu da monoton nasıl bir dizi Tonguç'um? Azalan bir dizi değil mi? Evet. Düzenli azalıyor. Ama bak şöyle bir şey olsaydı daha farklı e, diziler değişebilirdi. Çok hızlı artabilirdi. Mesela 1 diyebilirdik. 100 diyebilirdik. 500 bin diyebilirdik. Hani düzenli li bir şekilde artmıyor. Yani monoton bir şekilde artmıyor. He. Hep hareket var, can var falan filan değil mi? Anladım. Bunun gibi değil. O zaman şu Tonguç'un kuralımız şu. Eğer paydalı bir ifade verdiyse ki monotonluk soruları hep paydalı ifade şeklinde geliyor. Paydayı sıfır yapan en değeri. Bak paydayı sıfır yapan en değeri. Nasıl bulunur biliyor musun? Cn artı Cn artı D eşittir sıfır dersek bunu karşıya atırız. Cn eşittir eksi D. En ee, eşittir eksi d bölü c çıkar. Yani eksi d bölü c büyük küçüktür birse monoton oluyor. Büyüktür birse monoton olmuyor Tonguç. Bir Anladım. kere monotonluk testi bu. Paydayı sıfır yapan n değeri küçüktür bir mi büyüktür bir mi? Ona bakacağız. Anladım hocam. Eşittir birse bir şey söylenemez Tonguç. Tamam mı? Peki monoton olduğunu söyledik tamam eyvallah. Eyvallah. Peki artan mı azalan mı? Onu bulabilmek içinse bak şunları böyle çapraz çarpıyorsun Tonguç. Evet, hocam. A çarpı d. Eksi diyorsun B çarpı C diyorsun. Küçüktür sıfırsa azalan. Büyüktür sıfırsa artan diyorsun. Kopyamız hazır. Ha, birkaç tane örnek yapalım anlamaya çalışalım. Dilsinin monoton olması için x tam sayısı en çok kaç olabilir demiş. Şimdi bir kere monotonluk testi neydi? Paydayı sıfır yapan n değeri. 3n eksi 2x eşittir sıfır diyelim. N'i bulmaya çalışalım. 3n eşittir 2x. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Sonra her tarafı 3'e bölelim. N eşittir 2x bölü 3. Bak ne demiştik? Eğer bu e, monoton olması için diyoruz ya küçüktür 1 olması gerekiyor değil mi dememiş miydik? Evet hocam. Heh, ondan sonra hemen ne yaparız? Bu e, işler dışarı çarpımı yaparım. 2x derim, küçüktür 3 derim. Her iki tarafı 2'ye bölerim. X küçüktür 3 bölü 2. En çok kaç olabilir x tam sayısı? 3 bölü 2'den küçük olan tam sayı bir döten kuş. Anladım hocam. En büyük olabilecek şekilde, en çok olabilecek şekilde küçük tam sayı desek. 1'dir e, diyebiliriz. Tomuş. Evet evladım monoton artan mı azalan yani mı? Şimdi monoton ama artıp artmadığını bulacağız Ha, Mesela monoton mu nasıl buluyorduk? Bunu sıfır yapan değer. Bunu sıfır yapan değer 5 bölü 6'dır. 5 bölü 6 büyüktür sıfır mı küçüktür? Büyüktür 1 mi küçüktür 1 mi? Küçüktür 1. E, Dolayısıyla bu monoton olduğunu anladık zaten. Tamam Başlar eyvallah. Değildi. Ama bu artan mı azalanmayı bulmak için ne yapıyorduk? Şu çapraz çarpımı yapıyorduk. 3 kere eksi 5 eksi e, eksi 1 kere 6 değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunu hemen kontrol edelim. Eksi 15 artı 6 eşittir kaç eder? Eksi 9 eder. Küçüktür 0 mı büyüktür sıfır mı Tonguç? Küçüktür, sıfır Küçüktür 0, 0 dolayısıyla azalan. Monoton azalandır Tonguç. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi bunu yapalım. Bak burada artı eksiye çok dikkat etmen gerekiyor. Şimdi monoton mu değil mi? Hemen, hemen bize yine test edelim. Her türlü. Ne yapıyorduk? Bunu sıfır yapan en değeri. 7n eksi 3 eşittir 0. 7n eşittir 3. Her tarafı 7'ye böldüm. En eşittir 3 bölü 7 mi Tomuç? 1'den küçük. 1'den küçük değil mi? O zaman bu monoton eyvallah her şey yolunda. Peki artan mı azalan mı? Bunun başında görünmez bir 1 vardır Tomuç. O zaman 1 kere eksi 3. <laughs> eksi diyoruz. Eksi 2 kere 7. Bak bunun başındaki eksi almak zorundasın. 2 kere 7 desen patlarım. Patlarsın kesin. Eksi 2 kere 7 kaç eder? Eksi 3 artı 14. 11 çıkar. O zaman bu da... Monoton artanmış donmuş. Anlaştık mı öyle? Anlaştık hocam. O zaman dizinin monoton artan ise en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi evladım monoton artan olduğunu bildiğimize göre. Biliyoruz. Ne yapacağız? Hocam bir kere birden büyük olduğunu, şey, sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Ee, bir kere monoton artansa sıfırdan Ne sıfırdan büyük? Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı. Evet. Neydi? 7 çarpı x eksi 5 çarpı 2 büyüktür 0 değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman 7x büyüktür bu 10 ya. Bunu karşıya attım eksi 10'u artı 10 oldu. Her iki tarafı 7'ye böldüm Tonguç'cum. X büyüktür 10 bölü 7 çıktı Tonguç. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman en küçük tam sayı değeri nedir Tonguç? 10 bölü 7'den küçük olan 1'dir. Yani 10, 10 bölü 2, 7'den 2. büyük olması gerekiyormuş. 2. Evet 2 olabilir Tonguç en küçük tam sayı değerini bulmuş olduk. 10 bölü 7 birden büyük doğru. Karşısın. Evet evladım. LYS bombardımız tüm hızıyla devam mı edecek. Bomba. <laughs> Hayır evladım şimdi. Sığınaklara sınav... gidelim hocam. Hayır sınava gireceksin ha, ya sen. Biz senin için videoları bombardıman şeklinde gönderiyoruz. Artık videolara çalışacaksın ve LYS'de iyi notlar alacaksın inşallah. inşallah. <laughs> Tonguç Akademi.com'da tabii videolar daha önceden koyuluyor. Tamamdır hocam. Onu söyleyeyim yani. YouTube'a koymadan Oralara bombalar Tonguç daha önce mi hocam? Evet evladım ve aynı zamanda bu videoları arkadaşlarına paylaş. Bak sağ üstte ve sol altta Tamamdır ödüllü butonlarımızı. Ödülü yap